Merhaba, iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri New York'ta Şehir Üniversitesi'nin öğretim üyesi olan Mücahit Bilici ile bir yayın yapacağız ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği İslam'ın dinin güncellenmesi meselesini birçok boyutuyla beraber değerlendirmeye çalışacağız. Mücahit merhaba. Merhaba. Şimdi tartışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattı ama bu çok eski bir tartışma değil mi? İslamiyet'in güncellenmesi, çağa uydurulması, hatta çok sevilmeyen bir şey ama reforme edilmesi, İslam reformu. Bunu bize olabildiğince hızlı bir şekilde bir tarihsel perspektiften özetlersen günümüz Türkiye'sine bir gelelim. Bu değerli bir tartışma, önemli bir tartışma. Yanılıyor muyum? Yok, kesinlikle haklısın. Belki de Cumhurbaşkanı yanlışlıkla doğru bir şey söyledi veya artık kaçınılmaz olan bir durumu dile getirdi veya devlet başından beri bildiği bir sırrı fahş etti kitlelere. Sonradan toparlamak durumunda kalsa da. Şimdi reform kelimesinden insanlar korkup kaçıyor çünkü eğer Allah'ın dini ise nasıl reform yapacaksın? Yani neyi değiştirmen gerekir? Gibi bir soru çıkıyor. Onun için reform yerine kimileri tecdidi gündeme getiriyor. Tecditten bile çekinenler oluyor. Onun yerine yeniden inşa diyenler vardır. Bu İslam coğrafyasına yayılmış bir eğilim olarak kendini belli ediyor. Şimdi bu ihtiyaç en net bir şekilde aslında modern zamanlarda ortaya çıktı. Müslümanların geri kalmışlık problemi kendini Müslümanların gözüne de işte sömürgecilik ve batıyla karşılaşmanın oluşturduğu psikolojik maliyet ağırlaşınca Müslümanlar bu sorunu gündemlerine almak zorunda kaldılar. Fakat evveliyatı olan bir mesele esas itibariyle. Şunu diyebilirim ki İslam tarihinde aslında sürekli bir güncellenme yaşanıyor. Fakat bu çaktırılmadan yapılıyor, adı konmadan yapılıyor. Buna en böyle mahcup, utangaç bir isim olarak tecdit denmiştir. Ve işte her zamanda, her asırda bir müceddit olacaktır denmiştir. Reform yapmak isteyenler kendilerini müceddit olarak sunmuşlardır. Bu bir yenilenme, bazen cilalama, yani üzerine toz kaplamış bir dini işte tekrar parlak haline getirme şeklinde sunuluyor. Tabii bunun ne kadar gerçekten tozu kaldırma, ne kadar yeniden inşadır sorusu ise bambaşka bir soru. Peki burada Türkiye'deki tartışmayı tetikleyen husus, biliyorsun bazı din adamlarının kendi başlarına bir takım konularda aslında çok da hayatın can yakıcı konuları olmayan konularda, yok asansörde kadın erkek olur mu, yoğun bakımda kadın erkek karma olabilir mi gibi, çok tali gibi görünen konularda ve genellikle de kadın erkek ilişkisi üzerine söyledikleri bir takım şeyler, daha doğrusu tabirle fetva, verdikleri fetvalardan çıktı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye gibi ülkelerde ve Sünni İslam'da özellikle kendini din adamı olarak gören herhangi birisi, belli bir eğitime sahip olan herhangi birisinin bu konularda fetva verme yetkisi var mıdır? Burada tabii din-devlet ilişkilerine doğrudan giriyor olacağız ama bunun bir usulü nedir? Yani bu kişiler, adlarını anmaya gerek yok ama herkes biliyor. Bu kişilerin hakikaten bir şey söylediği zaman sana ne kardeşim mi demek durumunda insanlar, yoksa herkes farklı farklı fetvalar verebilir mi? Yani ben kendi anlayışımı ve anladığım kadarıyla tabii ki bu soruya cevap vereceğim doğal olarak ve kaçınılmaz olarak. Fakat bunu belirtmek, ihtiyacı hissetmek biraz da din bürokrasisinin, dinde oluşmuş olan ruhban sınıfının otorite kurma arayışı ve bundaki baskıcılığına da bir nevi işaret olarak bunu söylüyorum. Aslında bunları söyleme hakları var. Herkesin dini anlama gibi bir ödevi var. Eğer din hakikaten bir teklif ise o kişiler için. O açıdan ben o tür hocaları aslında samimi ve saf buluyorum.
Burada ilginç olan kısım devletin tutumudur. Çünkü onlar doğru bildikleri, ezberledikleri tarihsel bir şeyi kutsallaştırmışlar ve bunun hukukunu, fıkhını yapıyorlar. Onun için en ince detayına dair çoğu kez saçma sapan yorumlar yapmak durumundalar. Bu biraz kaçınılmaz bir şey. Özellikle de din anlayışının güncel olmadığı, yani savunma refleksiyle, korunma refleksiyle yüzyıllarca korunup hayatla bağının koptuğu ve modern zamanlarda hayatla temas edip her taraftan çatlayıp yırtıldığı, krizlere dönüştüğü bir zamanda bu insanlar da bir takım yorumlar yapmak durumundadırlar. Bu açıdan yeni bir durum yok. Önemli olan bence devletin konumudur. Şimdi şöyle deniyor. Deniyor ki İslam'da kilisenin olmadığı söyleniyor. Aslında var. Ortodoks İslam'da kilise devlettir. Hristiyanlıkta kilise devletin sahibi olmuştur. İslam'da ise devlet dinin sahibidir. Dolayısıyla İslam'da kilise devlettir. Son tahlilde dini şekillendiren devlettir. Ve devlet her zaman dinin üstünde durur ve dini yönetir. Bu açıdan bu türden dine ve devlet dine inanmak bağlı olarak dini üretenin dine inanması için bir sebep yoktur. Çünkü kendi eliyle üretiyor. Fakat aşağıdaki hocalar dine kendini kaptıran insanları arada bir tedip etmek, düzeltmek bir ihtiyaç hissediliyor. Peki burada Diyanet Kurumu gündeme geliyor. Biliyorsun özellikle bizlerin gençliği Türkiye'de İslami hareketin Diyanet'i eleştirmesi ve resmi İslam'ı eleştirmesiyle geçti. Ki aslında perspektif olarak da doğru bir perspektifti bence. Katılıyor musun bilmiyorum. Ama şimdi iktidara geldikten sonra başka bir yorumla başka bir resmi İslam ve aynı kurumlar üzerinden, Diyanet İşleri ya da ilahiyat fakülteleri üzerinden kurulmak isteniyor. Burada yorumun değişmesiyle yöntemlerin aynı kalması hususu bunun üzerine ne söylemek istersin? Aslında Diyanet, devlet-din ilişkilerinin bir tür kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani Sünni İslam'ı devlet kendi başına bırakamaz. Bıraktığı zaman kaos oluşuyor ve din-devlet ilişkisi, İslam'da kurulmuş olan, kiliseden kastım biraz da o, en seküler olan devlet, Müslüman devletler bile dini serbest bırakamıyor. Çünkü kontrol etme ihtiyacı hissediyor. O açıdan İslamcıların eskiden Diyanet'e karşı olmaları, şimdi ise bu işin şampiyonluğunu yapıyor olmaları veya bir merkezileşmeye taraftar olmaları aslında birkaç şey söylüyor. Bir, dediğim gibi dinin kendi başına bırakılamayacak kadar önemli ve devletler tarafından belirlenecek kadar da tarihsel bir olgu olduğunu bizlere söylüyor. İkinci olarak da İslamcıların aslında akılla en erken tanışan Müslümanlar olmaları itibariyle akıllarını kullanmalarından kaynaklanan bir şekilde dine yeterince inanmamaları gibi bir durum var. Bunu biraz açsana, bu çok önemli. Akılların... Evet, hani mesela ilahiyatçılara bakarsanız ilahiyatçıların çok azı dindardır. Hakiki dindarlar dini bilmeyen insanlardır. Dini bildiğin zaman inanma şeyini azalıyor. Bu çok net bir şekilde görülen bir şey. Çünkü dinin hakikatle olan ilişkisi yüzeysel ve araçsaldır. Hakikati takip eden bir insanın ortodoks dine, yani kitlelere mal olmuş ve kitlelerin vesayetinde kalan ve siyasetin güdümünde, eş güdümle yürütülen dine inanması mümkün değil. İslam'ı çalışan, tarihine bakan insanların çoğu İslam diye bildiğimiz, Allah'ın dini diye bildiğimiz dinin esas itibariyle kitlelerin dini olduğunu görüyorlar. Şimdi ulema bunu daha önce sadece ulema biliyordu. Yani işte hadisi çalışıyor, bakıyor ki bir pek çok uydurma hadis var. Bakıyor işte dinler arası etkileşim var, ödünç alma var, taklit var vesaire.
bunları gördüğü zaman, yani dinin tarihsel olduğunu gördüğü zaman ulema bir krizle karşılaşıyor. Önünde birkaç ihtimal doğuyor. Kanaatimce üç tepki ortaya çıkıyor. Birincisi, bir kısım ulema diyor ki madem böyle, madem var bu kitleler, buna çiftlik bank modeli diyelim, bu kitleleri güdeyim ve üzerinde su yapayım. Yani bunu istismar edeyim diyen eskiden bir kısım şeyhler, hocalar, şimdi işte bir takım televizyonlar, şurada burada insanları aldıp şey yapanlar veya bir takım örgütlenmeler içine girip insanları yönlendirenler, bu kötü niyetli ulema kategorisi, bunlar muhtemelen cehenneme gidecek. Şimdi dine aldanan cennete gidiyor, dinle aldatan ise cehenneme gitmeli. Şimdi dinin esası aslında dine dair ümit, yani samimiyet. Onun dışındaki şeyler çoğunlukla tarihsel bahanelerdir. İkinci bir kategori ise, ikinci ulema kısmı, bu durumu görünce, yani dinin de Allah'ın dini değil de insanların zamanla ürettiği ve devletlerin güttüğü bir beşeri ürün olduğunu keşfettiği zaman tahayyürde kalıyorlar. Yani şüphe içinde kalıyorlar. Ne yapmalı? Bu kadar insanın imanını tehlikeye mi atacağız? Onlara gerçeği söylersek hem beni linç ederler hem de ahiretlerini kaybedecekler diye samimi bir kaygı içine giriyor. Fakat bir çözüm bulamadığı için akıntıda kendini bırakıyor. İkinci kategorideki ulema bu sınıfa girer. Üçüncü kategorideki ulema kısmı ise dinin tarihsel olduğunu keşfettiği zaman dini suçlamamak için kendini suçlar. Der ki ben buna layık değilim. Mesela diyelim ki İslam'da işte bir takım beklentiler ve kurumlar var. İşte Mehdi diye bir kurum var mesela. Ümit şahslaştırılmış bir formudur. İnsanlar mesela diyor ki sen Mehdi olmalısın, işte müceddit olmalısın. Yok işte tanrılaştırma yaklaşımlarıyla o kişilere geliyorlar. Şeyhlerde oluyor bu. Bir takım mesela Said Nursi'de oluyor. Tabi olanlar, yönelenlerin arzu, istekleri o kişiyi bir kutsal insan seviyesine çıkartmak şeklinde ortaya çıkıyor. Bu sefer bu kişiler diyorlar ki aslında İslam'daki o velayet, o mesela hani çok büyük evliya olma konumu mümkün bir şey. Fakat ben buna layık değilim. İnsanlar yanlışlıkla bana teveccüh ediyor. Ben insanların teveccühüne hürmeten hani şeyi kırmayacağım. Hani onların bu hüsnü zannını diyerek ama kendi nefsini süsleyerek durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi yaşadığımız olay şu. Eskiden sadece ulemanın bildiği ve kitlelere söylemediği, kendi arasında belki konuştuğu gerçeğin artık kitlelerce tecrübe ediliyor oluşunu görüyoruz. İslam bugüne kadar Türkiye'de işte savunma, saldırıya uğrayan bir şeydi, kutsal idi. Şimdi artık savunma durumundan çıkıp meydanda kendi olarak bulunma imkanı buldu ve çöktü. Hangi anlamda çöktü? Kurumsal olarak bahsediyorum. Yani bir toplumsal kurum olarak din Türkiye'de ne olduğu ortaya çıktı. Artık daha çok insan, ki batıdaki aydınlanma da bundan ibarettir, daha çok insan dinin ne olduğunu sormaya, öğrenmeye başlıyor. Burada bir parantez açabilir miyim? Pardon. Tam bu geldiğin noktada değişik değerlendirmeler, yorumlar yapılıyor. Özellikle Türkiye'de gençler arasında, dindar ailelerin çocukları arasında deizmin, hatta ateizmin yaygınlaştığı yolunda. Ben de değişik yorumlarımda buna benzer şeyler paylaştım ama doğrudan içeriden, mesela geçen bir ilahiyatçı profesöre atfen bir şey aktarıldı, görmüşsündür belki. Belli bir süre içerisinde kendisini ziyarete gelen başörtülü öğrencilerin ondan fazlasının kendilerini ateist olarak tanımladıklarını, ama başörtülü olan öğrencilerin, bu isim falan da verildiği için şey gibi değil, hani mahalle dedikodusundan öte bir şey. Bu anlattıklarınla bu gözlemler örtüşüyor sanki, değil mi? Kesinlikle örtüşüyor. Esas itibariyle deizm İslam'ın kabuk bağlamamış halidir. Deizmi insanlar ezberden hani kötüleme ve saldırma şeyine giriyor. Şunu bilmek lazım. Hakikat hiçbir dinin tek elinde değil. Dolayısıyla hakikat da İslam'a münhasır değil. Yani bir din milliyetçiliğiyle karşı karşıyayız. Bu
gerçekle yüzleşmek istemeyenlerin, işte kurtuluş, işte hani sadece Müslüman'da hakikati arayan ama başka yerde hakikat olamayacağını telkin eden, ki bu fıtrata, insana, tarihe aykırı bir şey. İslam'dan önce hakikat yok muydu? İslam'dan önce Allah yok muydu? Dolayısıyla şunu demeye getiriyorum. Deizm denilen şey aslında İslam'ın kabuk bağlamamış halidir. Ve fıtri ve sağlıklı olan orijinal dindir. Bugün İslam'ın kurumsal olarak kabuk kısmı çürümüştür ve çöküyor. Ve çökecektir. Dolayısıyla insanlar fıtrata, Allah'a ve doğaya dönüyorlar. Bu sağlıklı bir gelişmedir, doğal bir gelişmedir, normal bir gelişmedir. Bu tevhid, tevhiddir. Yani insanların, şimdi din ortaya çıktığı zaman çıplak duramıyor, hemen kurumsallaşması gerekiyor. Dinin ilk baştaki şey vurgusu şudur. Mesela İslam esas itibariyle bütün varlık için bir ortak öteki olarak Tanrı'yı teklif etmiştir. Buna monoteizm deniliyor. Bunu tarihi İslam etiketinden de eskiye gidiyor. İşte İbrahim'den, Hazreti İbrahim'in dini olarak anlatılır. Ve İslam kendisini bir restorasyon olarak sunuyor. Yani tamamen yeni bir söylemiyor. Dolayısıyla şuna getireceğim. Yani bir tür haniflik, Hazreti Muhammed yaptığını bugün yapmak aslında insanların, ruhban sınıflarının, işte fıkıh doktorlarının uydurup iktidarlarla uyumlu hale getirdiği, kitleleri yönetmek için sürdürdüğü, güncellenmesi gereken, yani çöpe atılması gereken ıvır zıvır pek çok, bunlar medyaya yansıyınca insanlar hayrete düşüyor. Nasıl böyle şeylerden bahsediyor, nasıl düşüyor? Çünkü bu insanlar ezber yapıyor, anlamaları gerekmiyor. Din diye, kutsal diye ezber yaptıkları şey, çok yüzyıllar önceki bir kısım ulemanın İşte yaptığı yorumlardır, yaptığı değerlendirmelerdir. Dini bir mahiyeti yoktur. Şimdi bu fıtrata dönüş deizm olarak kendisini gösteriyor veya çok daha radikal bir tepki ateizm olarak da kendini gösterebilir. Bu kaçınılmaz bir süreçtir ve şunu söyleyeyim. İslam, şimdi Nietzsche'nin meşhur Tanrı öldü ibaresi vardır. Bu tabii değişik şekillerde anlaşılan bir şey. Orada söylediği şudur aslında. Eskiden bize hakikati gösteren bir perspektif olarak din varlığını sürdüremiyor. Çünkü dinin yani insanlar hakikati öğrendikçe, bu eğitim ve eleştirel düşünceyle bağlantılı bir şey, din inanılamaz hale geliyor. Bir çocuğun büyümesi gibidir, blue çağına girmesi gibidir. Çocukken inandığın işte bir takım öcüler, korkutmalar veya işte faydalı yalanlardan ve insanın büyüyüp onun dışına çıkmasıyla buna artık inanamaz hale gelmesi söz konusu. Böyle olunca da bu sefer sana yol gösteren insanların o gösterdiği yol veya koyduğu işaretlerin aslında yanlış olduğu, bir işe yaramadığını görüyorsun. İşte Tanrı'nın öpmesi demek bu demektir. Buna karşılık ne yapman lazım? Kendi içinden o ışığı tekrar doğurman lazım. Yani kolektif bir lamba olan, işte şehir meydanına konan ve işte bütün dünya buradan ibarettir diyen resmi dinin ışığı sönünce insanlar kendi içlerinden, yani doğadan ve vicdandan, fıtrat ve vicdandan dini yeniden kurmak durumundalar. Bu esas itibariyle içtihat yapmak demektir. Yani herkes kendi dininin müştehidi olmalıdır. Benim kanaatime göre İslam'da da nihai amaç budur. Yani özgürlük esastır. İnsanın vicdanı, aklın kullanılması ve kalbinin tatmin olacağı bir şekilde inanması esastır. Eskiden insan sürü olarak görüldükleri için güdülme ihtiyacı ve ellerine reçete verilme ihtiyacı var idi. Günümüzde de bu devam ediyor esas itibariyle. Kitleler her zaman için kendilerine bir reçete verilmesini isterler ve verdiğiniz reçetenin şu da olabilir, bu da olabilir filan, kes böyle demiş, bu demiş diyemeyeceğin demenizi istemezler. Derler ki bana de ki Allah ne istiyor onu söyle. O kişi de kendi isteğini, yani ulema kendi fehmini Allah'ın emri diye kitlelere veriyor ve kitleler alıyor bunu Allah'ın emri olarak yaşıyorlar. Halbuki ulemanın fehmidir. Ve peki burada husus olarak karşımıza tartışmalı, tepki çeken
fetvaların büyük bir kısmı kadınlar ve cinsellikle ilgili. Yani başka şeyler de var muhakkak ama dönüp dolaşıp sanki bu konuyla daha çok ilgi görüyor. Buradaki mesele, bu kadın meselesi, o da çok eski bir tartışma, bunun farkındayım ama bunun aşılması nasıl mümkün olabilecek? Mesela biz burada en son bir haber yaptık, izlemiş olabilirsin. Bir camiye alınmayan kadınlar toplu halde Fatih Camii'ne gittiler. 4 kişi atılmıştı, 40 kişi gitti. Böyle küçük çaplı inisiyatifler de var ama bu mesele olmaktan çıkabilecek mi? Bu kadının insan olarak görülmesiyle bağlantılı bir şey. Klasik olarak, yani şimdi aslında Allah'la ilişkisi itibariyle kadın bir insan ve dolayısıyla aslında orada bir sorun yok. Fakat tarihsel olarak kadın eskiden tam insan olarak görülmüyor. Yani bir nasıl diyelim, hane içi varlık olarak görülüyor. Hane bir birimdir ve hanenin başı var, işte evin reisi dedikleri şey. Dolayısıyla bünye olanın kendi fikri olmaz. Yani bir işte tarikata mensup olan kişi şeyhinin fikrine tabidir. Kendi fikrinin olması gerekmez, istenmez. Dolayısıyla kadın insan olarak görülmediği için işte kadının camiye gitmesi de beklenen, istenen bir şey değil. Şimdi olay şu, İslam diyebildiğimiz, yani İslam'ın işte fıkıh, bir takım gündelik kurallar, bunlar hepsi tarihseldir dediğim gibi. Esas itibariyle Allah'ın emri değil. Allah'ın emirleri çok temel, basit, esas şeylerdir bu. İşte din nasihattır, gerisi aşağı yukarı hikayedir. Onu söyleyebilirim. Yani insanların bu nasihati nasıl formüle edebiliriz insanlar için sorusuna cevaben geliştirdikleri formüller var. Şimdi bu formüller, kadına dair hükümler, kadının eşit insan görülmediği dönemden kalma olduğu için modern zamanlarda kadın hayatta giriyor ve girmek zorunda. Girdikçe de bu sefer bu krizler ortaya çıkıyor. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Yıllar önce Refah Partisi'nin bir kampanyası, işte seçim kampanyası var idi. Şimdi eskiden tabii o zamanlar dindar kadınlar kesinlikle hani işte bir şey sallayacaklar, böyle hoplayıp zıplayacaklar, bir şeyi kutlayacaklar veya bağırıp çağıracaklar, böyle bir şey yoktu. Çok dikkatimi çekmişti, işte bir otomobilin penceresinden bir kadın çıkmış ve bayrağı sallıyordu. O zaman düşünmüştüm, o zaman da işte saf mübarek bir nurcu olarak bakıyordum. Ve şunu gördüm, düşündüm ki çok ilginç. Onu kendileri ve din adına aktivizm olduğunda kadının işte ortaya çıkması ve kabul edilemez davranışlar sergilemesi bir sorun olarak görünmüyor. Bu çok dikkatimi çekmişti ve bunun çok gayri ilkesel bir şey olduğunu hissetmiştim. Çok sonralar artık bunun tabii çok da hani şimdi iki husus var. Kadını kıpırdayamaz halde tutmanın kendisi yanlış idi. Kadını kıpırdayamaz halde tutan kuralları iddia edip ama iş kendi çıkar partisine vesairesine gelince kadını tabiri caizse işte sömüren, işte meydana salan, işte gidip oy toplatan bir zihniyetin ortaya çıktığını görüyoruz. Bir örnek daha vereyim. Benim bir tanıdığım bir arkadaş var, belki 8-10 sene kadar önce. İşte kadının hani tesettürü çarşaftır. Çarşaftan aşağısı tesettür değil diye çok radikal bir konumda duruyordu. Hatta tartışmıştık, ben de öyle bir şeriata inanmıyorum demiştim. Şimdi bu arkadaş sonra tabii ticari şeylerini büyüttü. Şimdi değişik yerlere AVM'ler yapıyor. Bir şehre AVM yapacakmış ve bunun videosunu paylaşmıştı sosyal medyada. Ve videoda işte tabii ki AVM'nin duvarlarında işte reklam kısımları için bir takım reklamlar var. İşte yani hani ticari erotizmin örnekleriyle dolu diyebileceğimiz işte ürün tanıtımları vesaire, kadın figürleri falan var. Ve bu kişi şu an halen çok radikal bir şekilde hani kendine şeriatçı diyecek bir insan tipi. Şimdi bu çok ilginç. Aslında şimdi sorsan desen ki kapitalizm nedir? İşte küfürdür diyecek. Demokrasi küfür rejimidir diyecek insanlar. Fakat gel gör ki sen kapitalizmin tapınağını yapıyorsun. Yani tapınağını yapıyorsun, başka bir şey değil. Yani kapitalizm bir numaralı hizmet
Bu ikisini nasıl telif edebiliyor? Yani hayatı burjuva, bulunduğu konum, yaptığı katkı, yani aslında yani tüketime, işte kapitalizme neyse, bir onu tahakkuk ettirici bir aktör konumunda olan bu kişi, sorsan fikir ve iddialar itibariyle ise orta çağda bahseden bir insan. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bugün yaşanan krizlerin çoğu İslam'ın hayatla temas etmesinin yol açtığı yangınlardır. Onun için bir sürü çer çöp, müzahrafat yanacak, dökülecektir. Bunlar da sağlıklı gelişmelerdir. Evet. Bir toparlamak için şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Diyanet'i göreve çağırdı, ilahiyatları göreve çağırdı. Ancak şöyle de bir realite var. Bunların hiçbirisi ondan bağımsız, hatta özerk hareket edebilecek yerler değil. Hatta daha da genişletirsek, Türkiye'de belli bir tarihte muhalefetteyken çok güçlü bir İslami bir hareket, dinamizm ve bir takım entelektüelleri vesairesi olan bir hareketlilik vardı. Bugün şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la simgeleşmiş olan siyasi iktidardan bağımsız, hele hele ona muhalif, ona eleştirel bir İslami düşünce, İslami bir hareketlilik gözlüyor musun? Yani bu şuna bağlı, yani resmi İslam, yani cemaatler devlete tabi olmaya devam edecekler. Çünkü Sünni İslam'ın tabir caizse DNA'sında genetik kelimesi çok yanlış bir şey ama yani kültürel kodunda bu var. Dolayısıyla devlete tabi olmak, ulul emre itaat. İşte geçen gün Hayrettin Karaman bir yazı yazmıştı. Hemen başında diyor ki işte devletin başkanı müştehittir. Bu devlet başkanının nasıl başkan olduğu, nereden geldiği, mesela zalim olup olmadığı vesaire gibi hiçbir soru sormayan bir şey. Bu dediğim gibi İslam'da devletin kilise olduğu gerçeğinin bir başka açıdan tezahürüdür. Şimdi aslında uzun süre Müslümanlar yani dindarlar olarak açlığımıza oruç süsü vermiştik. Sanki bir rüyada işte kendini kaybetmişti. Şimdi uyanınca insanlar kendilerini bir rüyada buldular. Yani şimdi o yani fakirlikten gelen o tevazu, işte kanaat vesaire, şimdi yerini başka bir şeye bıraktı. Aslında şunu söyleyeyim, yani sosyal olarak hani bir şeyler daha spesifik olarak bir şey söylemek gerekirse, aslında Türkiye'de uluslaşma ve modernleşme yaşanıyor. Şimdi elitler arasında modernleşme Kemalizm dalgasıyla yaşandı. Şimdi dindarlar, Anadolu'nun işte köylüleri, kasabaları, dindar ve mazbut kültürün içine modernlik girdi. Ama onlara ait organik olarak modernlik yaşanıyor. Şu anda sanayi inkılabı oldu. Tabii sanayi değil, inşaat inkılabı şeklinde. Ve benlikler uyandı. Müthiş bir benlik uyandı. Şimdi İngilizlerde bunu gördük. Yani ekonominin donması ve cari benliğin donması. Dindarlar dünyayı talan eden, ahlak, vicdan tanımayan, adalet vesaire bilmeyen, kendi menfaatinden başka bir kutsalı olmayan safi bir benlik ve bencillik olarak ortaya çıktılar. Bir süre sonra bu etrafa zarar vereceği için feedback alacak ve mahcup hale gelecek, bir ego oluşacak. Şu anda belki yani Freud'un tabiriyle idvari bir moment yaşıyor şu anda İslamcılık veya dindarlık. Biraz rezil ve mahcup olunca işte biraz çekimser olacak. Din devletin kontrolünde, özellikle şu anki işte Tayyip Erdoğan'ın otoriter rejimi eğer devam ederse tabii ki cemaatler tabi olacak. Bazen saf dil kendini kaptıran dini liderler oluyor. Onların da kulağını çeker devlet. Onları terbiye etmesi bilir devletler. Buna nurcular, işte tarikatlar hepsi dahildir. Şimdi ama insanlar bireyler seviyesinde bir İslami anarşizm diyebileceğimiz, yani devletten bağımsız kendi olmak, kendi içtihadını yapan, yani birey olmanın, insan olmanın haysiyet ve onuruna yakışır bir din anlayışı geliştirecek insanlar olacaktır. Şimdi bunu anarşizm olarak tanımlıyor olman, burada anarşizme pozitif bir anlam yüklüyorsun. Evet, anarşizm
Yani insanla Allah arasında kimsenin olmamasıdır. Anarşizmin anlamı budur, yani Müslüman diline tercüme edersek. Evet. O anlamda geleceğe yönelik umutlu görüyorum seni bir dindar sosyolog olarak, öyle diyeyim. Yani insanlar, insandaki vicdan ve insanın özgürlük arzusu sönmedikçe evet, ümit var olmak gerekir. Ama ne zaman insanlar daha özgür hisseder, ne kadar çok insan bu duyguyu yaşar, onu bilemiyorum. Şimdi aslında şeye baktığımız zaman, dindar sahaya baktığımız zaman ilginç şeyler görüyoruz. Aslında mesela bu Sünniliğin işte tarihsel olan emir ve tanzimat malzemesi diyeceğimiz işte edebi, fıkı, hukuku vesairesinin tarihsel olduğunu keşfeden bir kısım insanlar bununla mücadeleye girişiyorlar. Mesela Edip Yüksel dostumuz bunun bir örneğidir. Biraz muzip ve bir hani çocukça, hani bir nasıl diyelim, bilgi yarışmasında işte çelişkileri ve üçkağıtları ortaya çıkaran bir nasıl diyelim, savaşma ve oyun modunda gidiyor. Dinin tarihsel olduğunu keşfeden mesela Yaşar Nuri Öztürk geçmişte, hakkı teslim edilmemiş bir insandır. O da tabii kendi egosuna ve bir takım daha başka popülizmler, işte Kemalist çevrelere yaranma şeyine girmiştir. Fakat söyledikleri hakikattir. Bu konuda aslında polemikten öteye gidemiyorlar çünkü Ortodoks ile mücadeleye girişiyorlar. İşte Ortodoksinin önerdiği dinin içini başka bir şeyle, daha iyi bir şeyle ve bugün için anlamlı bir şeyle doldurmaya çalışan İhsan Elyaçık gibi insanlar var. Şimdi bunların da yaptığında şöyle bir sorun var. Bunlar kitlelerin bu teslimiyetini sorgulamıyorlar. Yani onun içini daha doğru olan şeylerle doldurmaya çalışıyorlar. Mesela hadisi reddeden Kur'ancı şeyler var, akımlar ve figürler var. Uydurulmuş din kategorisi altında yaklaşıyorlar. Bunların da şöyle bir sorunu var. Aslında uydurulmamış olan din yok. Dolayısıyla yani hani bir hakiki İslam var da onu göstereceğiz gibi bir yanlış şey kuruyorlar. Ben de eskiden hani hakiki bir İslam'ın olduğunu, İslam bu değil ile kendini tespit eden insanlardan biriydim. Ve sonunda şunu anladım. Aslında hani hakiki bir İslam yok. İnsanların elinde İslam, o insanların çıkar, endişe, adalet anlayışı, vicdan ve menfaatleri ışığında şekilleniyor. Hep böyle olmuştur ve buna devletler dahildir, belirleyici olma noktasında kitleler üzerinde. Dolayısıyla İslam ucu açık, bireylerin ve kolektivitelerin onu daha iyi doğru, işte daha evrensel biçimlerde yeniden yorumlamalarına da açık. Daha dar biçim yorumlanmaya da açık. Şimdi sünnilik aslında dinin devlete teslim olmasının kurumsallaşmış halidir. Bu Emevilerden beri böyle olmuştur. Yani İslam'ın hakikat olduğu varsayımıyla hareket edenlerle İslam'ın kimlik ve cemaat olduğunu varsayan eğilim arasında bir çatışma olmuştur. Ve kimlik ve cemaat kazanmıştır. Yani devlet karşısında din yok olmasın diye ulema devlete tabi olmayı kurala bağlamıştır. Böylece de İslam devletin elinde bir cihaz olarak kalmıştır. Devletin kendisi mesela Osmanlı'yı işte bugün Osmanlı'ya tapılıyor, işte sultan, halife sanılıyor vesaire. Halbuki bu insanların çok dinle bir ilgisi yok. İstersen noktayı koyalım. Son bir noktayı, son bir tekrar şeyle bir koyalım. Gençlerle bir koyalım. Hani demin sözünü ettik. Sorgulayan, eden ve yaşananlardan memnun kalmayan gençler. Öyle varsayıyoruz. O kopuşları. Memnun kalmayan gençler. Onlar kendilerini geliştirebilmenin imkanını nereden bulabilirler? Nereden bulabiliyorlar ya da? Çünkü ailelerine bir tepki olarak gelişiyor büyük bir kısmının. Devlete de bir tepki olarak gelişiyor. Ortada çok da ciddi bir kültürel üretim de yok açıkçası. Yani böyle bir internet vesaire gibi yerlerden kendi
bir takım avlara mı çıkıyorlar yoksa kendi kendilerini mi geliştiriyorlar? Yani hani arayanlar için hakikat var. Arıyor olmak önemli. Ama tahmin ediyorum hani ciddi bir kesim genç sadece durumu reddetme aşamasında. Hani doğruyu arayıp bulma belki motivasyonu veya imkanı veya lüksüne sahip değil bugünkü şartlar altında. Fakat hani arayanlar hakikatin yani sunulandan ötede bir yerlerde, farklı yerlerde olacağını biliyorlar, buluyorlar diye düşünüyorum. Bu sadece gençler için değil, Türkiye'de aslında dini bilen, dini tanıyan, bu konuda düşünen çok ciddi sayıda entelektüel arasında da benzer bir sorgulama ve dönüşüm yaşanıyor. Dolayısıyla bu hani sadece gençlerle ilgili bir durum da değil. Sadece hani ebeveynlerinin ikiyüzlülüğüne isyan eden gençlerin dinle sorunlu hale gelmesi, dinden kaçması gibi bir gerçeklik var. Fakat aynı zamanda bu talana katılmayan ve katılmak istemeyen dindar kesimlerde, özellikle düşünen, okumuş, yazmış kesimlerde bir sorgulama yaşanıyor. Ben bunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Dinin temeli, din aslında iyiliğin bir metaforudur. Yani iyiliğin bahaneleridir. Dolayısıyla işte Hazreti Muhammed şöyle yapmıştır, şunu demiştir derken insanlara anlatılan şey iyi olun, işte başkasına zarar vermeyin gibi çok temel şeylerdir. Dolayısıyla Hazreti Muhammed böyle yapmıştır demek sadece gelenektir. Bunu başka türlü de anlatabilirsiniz. Fakat işte İslam o açıdan bir geleneğe dönüşecek. Fakat İslam'ın içinde hakikat arayışıdır esas olan. Ve hakikati arayanlar için hani din donmuyor, yok olmuyor. İyilik anında devam edecektir diye düşünüyorum. Çok sağ ol Mücahit. Çok teşekkürler. Evet, New York Şehir Üniversitesi'nden Mücahit Birici ile İslam'ın güncelleşmesi üzerine çok keyifli, çok öğretici, kapsamlı bir söyleşi yaptık, sohbet ettik. Mücahit'e çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.